Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün World of Warships'te benim en eğlenceli bulduğum gemilerden bahsedeceğim. Şu anda limanım dolup da oynarken en çok eğlendiğim, sizin de eğleneceğinizi düşündüğüm gemilerden bahsedeceğim ama sizin farklı bir gemi öneriniz varsa ya da karşı ben bu gemiyi seviyorum bence bundan dolayı bu iyi dediğiniz varsa yorumlara şimdiden yazabilirsiniz. O zaman ilk sevdiğim gemiden Azuma'dan başlayalım. Arkadaşlar bu gemi yani oyunu sevmesem de mutlaka böyle arada girip oynayabileceğim gemilerden bir tanesi. Neden? Çünkü geminin çok güzel topları var. Yani bir kurvazör olarak aşırı güzel toplara sahipsiniz. Hem patlayıcı mermi hasarı hem zırhtayıcı hasarı çok güzel. Bir Japon gemisine göre hızlısınız da. Ve açıkçası benim için top isabeti yeterli. Yani cidden oyun içerisinde biraz hasardan kaçınmayı öğrendiğiniz zaman çoğu gemiyi yakmak için de zırhtayıcı hasar vurmak için de en ideal kurvazörlerden bir tanesi. O yüzden Azuma ile oynamayı çok fazla seviyorum. Yani gemide diğer özellikler yok. Belki çok yüksek bir canı yok, zırhı yok, torpido koruması yok. Baktığınız zaman uçak savar deseniz zaten çöp sayılır. Ancak bunların hepsine rağmen sadece bu ana toplarla rakibi avlamak için bile en güzel gemilerden bir tanesi Azuma. Çünkü toplar çok isabetli ve çok büyük hasar verebiliyor. Bu ilk önerimdi. İkincisi ise yine aslında premium sayılabilecek bir gemi ama Hizin'i de seviyorum. Gördüğünüz gibi biraz oynadığım gemilerden bir tanesi. Hizin'i neden seviyorum? Şimdi Hizin çok süper bir gemi değil. Yine zırh açısından çoğu zayıflıkları var. Uçak savarı felaket. Ancak Hizen'in güzel yanı arkadaşlar şu. Bakın şurada gördüğünüz toplar var ya. Bu toplar eğer şanslı olursanız rakibe öyle bir hasar verebiliyor ki direkt tek salvoda silebiliyorsunuz. Topların isabeti çok kötü. Yani daha doğrusu Yamato'ya kıyasla kötü. Normal Japon ağacına göre. Daha düşük bir sigmaya sahipler. Ancak rakibi vurduğu zaman da öyle bir can yakıyorlar ki cidden o az da olsa yakalayabileceğiniz heyecanlı anları size verebiliyorlar. Bununla beraber ikinci top build yaparsanız yine güzel sayıda bir ikinci toplarınız var şurada. 155 milimetre topların iki tanesi de her zaman bir tarafa bakabiliyor. Yani iki kısımda da beni eğlendirebilen gemilerden bir tanesiydi. Yine Azuma'da da olduğu gibi geminin çok büyük bir avantajı yok. Zırhı ya da ikinci topları böyle süper falan değil. Ancak ana topları çok güzel. Zaten genellikle arkadaşlar ben gemilerde ana topun performans sağlaması istiyorum. Yani ikinci toptur ya da işte geminin farklı bir yeteneğinin hasar veriyor olması bence çok önemli bir şey değil. Kendiniz nişan alıp kendinizin ateş etmesi bence gemiyi heyecanlandıran bir şey. O yüzden ilk iki önerim bu. Bununla beraber üçüncüsü yine yanındaki ama bu herkesin alabileceği bir gemi Iwami. Iwami'yi biliyorsunuz dünya rekoruna çok yaklaştığımız gemilerden bir tanesiydi. Ve gerçekten oynaması da bence en eğlenceli gemilerden birisi. Hatta şu üçünün arasında düşünürsek Iwami'yi birinci sıraya bile koyabilirim. Sadece böyle soldan sağa doğru gideyim diye bu sırayla gidiyorum. Çünkü Iwami'nin topları yine sizden kadar çok değil ama çok daha iyi isabetli. Bununla beraber ikinci topları cidden kabus olabiliyor insanlara. Eğer o mesafeye düşmanı sokabilirseniz hiç kimsenin beklemeyeceği oyundaki en yüksek ikinci hasarlarından birine sahipsiniz. Tek sorun işte Iwami'nin menziline girmesi rakibin. Ki görmüştünüz zaten videolarda mutlaka bir rakibi sokuyoruz. Ve soktuğunuzda arkadaşlar o isabet oranı kabus olabiliyor. Cidden benim her zaman eğlendiğim gemilerden birisi de Iwami. Yine zırh açısından vesaire çok süper özellikleri yok. Ancak bunu böyle bir şey istemiyorsunuz zaten. Ya ikinci topla ya ana topla rakibi haritadan siliyorsunuz. Ondan sonra sizin canınız kaç kalmış umurunuzda değil. Sonuçta bir gemiyi haritadan sildiniz. Şimdi dördüncü gemi yine Japon gemisi Harugumo. Harugumo'yu aslında bunlara bakarsanız yani dördüncü sırada gibi düşünebilirsiniz. Yani diğerlerine göre daha az önereceğim ama bunların işte sadece bir tane gemi önereceğim zaten. Harugumo'yu neden seviyorum? Çünkü Harugumo ile trolleyebiliyoruz arkadaşlar. Harugumo ile nasıl troll yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi geminin topları gördüğünüz gibi şu anda bende 14,6 kilometre. Yani bir hafif kurvazör kadar neredeyse atış menziliniz var. Bir hafif kurvazör gibi adanın arkasına saklayıp böyle herkesi farmlayabiliyorsunuz. Ve atış hızınız o kadar yüksek oluyor ki. Yani mermilerinizin yarısı bile rakibi delmese çok güzel bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Bununla beraber daha büyük trollü. Şimdi oynaması bayağı zor olan versiyonu. Ana bataryanın menzilini 17,5 kilometreye getirmek. Yani bütün menzile arttıran kabiliyetleri alırsanız Harugumo'nun menzili 17,5 kilometreye geliyor arkadaşlar. Böyle bir mesafede de şey oluyor. Siz çok uzaktan savaş gemilerine ateş edebiliyorsunuz. Vurmanız aşırı zor bir şey. Yani cidden nasıl söyleyeyim yetenekle bile kapatabileceğiniz kadar zor bir şey. Rakibin neredeyse sabit duruyor olması lazım. Ama vurabildiğiniz zamansa karşıdaki savaş gemisinin sizi vurması çok zor olan bir senaryo. Yani küçücük bir muhripsiniz sonuçta. 17,5 kilometrede ateş ediyorsunuz. Sürekli manevrada yaparsanız karşıdaki savaş gemisinin bir tane mermisi tutana kadar siz bayağı adamları farmlayabiliyorsunuz. Ya da
Yine bir adanın arkasına saklandığınız zaman 17,5 kilometrede atış edebiliyorsunuz. Kesinlikle güçlü değil. Kesinlikle böyle süper oyun kıracak bir şey değil. Ancak eğlenceli bir şey. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir yere saklanın. Sağa sola atış edin sadece. Bence bu bile eğlenceli yapıyor Gumo'yu. Onun dışında hani geminin diğer özellikleri, diğerlerinde de olduğu gibi torpido duracaksa vardır, yok. Ama eğlenceli yapmak için bence geminin böyle güçlü olacak özelliklere ihtiyacı yok. Zaten bu gemileri düşünürseniz hiçbirisi bence en güçlü gemiler değil. Ama oynaması eğlenceli gemiler. Şimdi bir tane de tek diri ağacından gemi verirsek o da kim olabilir? Aslında Yamato demeyi düşünüyordum ama Yamato demeyeceğim çünkü 5 tane Japon'la gitmiş olacağız o zaman. Onun yerine eğlenceli bulduğum bir diğer gemi, hiç kimsenin beklemeyeceği gemi ama Alman gemileri. Yani o da Pommern diyelim. Grosse'yi düşündüm ama Pommern daha iyi olabilir. Şimdi ana topların isabetliğinde çok vurduğunu ya da böyle hızlı bir şekilde ateş ettiğini görmeyi seviyorum. Ama Pommern'in arkadaşlar ikinci topları güzel. Yani Iwami mi Pommern mi derseniz genelde Iwami diyorum biliyorsunuz. Ancak yine de Pommern'de oynaması eğlenceli gemilerden bir tanesi. Neden? Çünkü arkadaşlar Pommern'in ikinci topları da biraz daha az ateş ediyorlar Iwami'ye göre ve daha uzun menzile sahipler. Onların böyle rakibi erittiğini izlemek de güzel oluyor. Bir yandan daha da iyi zırhınız var. O yüzden hayatta kalmanız da daha kolay. Yani bu gemide ana toplardan pek bir şey beklemiyorum. Ama benim istediğim şey rakibi ikinci top menziline sokup böyle yavaş yavaş eridiğini görmek adamın. Hiçbir şekilde kaçamayacağı küçücük topların alevleriyle. Pommern'de o yüzden benim 5. önerim. Bir de hani Pommern'i seçmemin diğer sebebi tabii ki sadece ikinci toplar değil biraz daha dayanıklı da olması. Yani Iwami'de hata yaparsanız arkadaşlar bayağı canınız anında silinebiliyor. Ama bu Pommern'de biraz daha zor. Kösk yemeniz daha zor. Iwami gibi tek yemeniz daha zor. Onunla beraber işte tek sorun ana topların daha kötü olması. Ama onun dışında kesinlikle Pommern'de oynamaya değer. Bunun dışında gördüğünüz gibi bayağı gemi var. Ancak bunların çoğu arkadaşlar, daha doğrusu benim sattığım gemiler de var teknik ağaçta. Önceden oynayıp da yeniden kasmadığım gemiler de var. Mesela Hindenburg ağacı, işte Amerikalıların ağaçları vesaire. Ancak bunları ne yazık ki yani çok eğlenceli bulmuyorum. Şöyle düşünün. Ben şu saydığım 5 gemiyi sürekli olarak her zaman oynayabilirim ama deseniz ki kardeşim bir sana Montana verelim mesela 100 maç üst üste oyna, oyundan çıkmadan para verseniz bile oynamam herhalde. Doğrusu paraya bağlı vallahi da. Şimdi öbür türlü dersen yalan olur. Ama yani cidden oynanmaz ya. Çünkü bu oyunda arkadaşlar zaten canınızı sıkacak çok fazla şey var. Hala düzeltmedikleri sürece. Uçak gemileri hala can sıkıyor, işte denizaltıları biraz olsa değiştiriyorlar. Ancak cidden can sıkıcı gemi ağaçlarını böyle sürekli oynamaktansa sevdiğim ağaçları bunları sürekli oynamayı tercih ederim. Bunların üstüne daha ekstradan bir şey katmayacağım. Ama sizin aklınızda kalan böyle bir gemi varsa ya da kardeşim bence şu gemi daha iyi dediğiniz bir durum varsa yazmayı unutmayın. Bunları önerme sebebimden birisi de şu. Bazen arkadaşlarla konuşuyoruz. Daha doğrusu yorumlarda yazanlar da oluyor. Diyor ki kardeşim ben Alman gemilerini seviyorum. Bence eğlenceli. Yani bence de öyle. Yani Pommern de eğlenceli. Ama ne yazık ki işte eğlenceli gemiyi adam güçlü bir gemi aradığı zaman ya da ben oyun kazanayım diye istediği zaman öneremiyorum. Yani ben Iwami ile daha iyi oynuyorum. O yüzden bence Iwami biraz daha iyi. Ama şimdi ben bu durumdayken adama gidip atıyorum TR9'da bambaşka bir gemi önerirsem doğru olmaz. Ya da atıyorum Pommern'le eğlenceli kardeşim Pommern'le oynar dersem adam oyun kaybederse bana söylese haklı. Neyse. Demek istediğim onu biraz da olsa anlamışsınızdır. O zaman benim diyeceklerim de bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.